Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere TOG ile ilgili görüşlerimi açıklıyorum. Beni sosyal medyada takip edenler varsa aranızda geçtiğimiz hafta Cumartesi günü yani 29 Ekim 2022 ki Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünü kutladığımız güzel de bir gündü aynı zamanda. TOG'un Gemlik Kampüsü'nün açılışına katıldım ben. Güzel de bir tören oldu. Cumhurbaşkanımız da geldi. Sektörde bildiğimiz, tanıdığımız insanları da yine o açılışta gördük arkadaşlar. Beni sosyal medyada takip ediyorsanız benim elektrikli otomobillere ilgi duyduğumu da biliyorsunuz. Hatta YouTube kanalımda özellikle elektrikli otomobiller gibi birçok video var. Hatta en son olarak da bir şehirler arası yolculuk yaptım ve yaşadığım deneyimi yine aktarmıştım sizlere. Onu da yukarıdan linkini vereyim. Merak edenler oradan da izleyebilirler arkadaşlar. TOG konusunda da arkadaşlar ayrı bir ilgim var. Neden? Türkiye'de üretilen bir otomobil ve mülkiyeti Türkiye'ye ait olacak bir otomobilden bahsediyoruz. Tabii bu otomobille ilgili ben birçok paylaşım yaptım. Sosyal medya hesaplarımda yaptım, TikTok'ta yaptım, Instagram'da yaptım, YouTube'da shorts olarak yine burada da sizlerle paylaşımlar yaptım. TOG ile ilgili yaptığım paylaşımlarda en çok karşıma çıkan yorum bu aracın yerlilik oranıyla ilgiliydi. Yani parçaları yurt dışından geliyor, bunun neresi yerli gibi bir yorum vardı. Açıkçası bakın ben 20 yıldır teknoloji sektöründeyim. Bu konuda birçok içerik üretiyorum. Fotoğraf makineleriyle ilgilim var, otomobillerle ilgilim var, telefonlar, akıllı saatler, aklınıza gelebilecek hemen hemen birçok cihazı inceledim. Ne zaman bir yerli kelimesi kullanılsa yani yerli üretim, Türkiye'de üretiliyor filan desek ki bunu geçmiş yıllarda General Mobile cep telefonu markasında da yaşamıştım arkadaşlar. Ya işte o yerli değil, işlemcisi şuradan geliyor, bilmem ekranı buradan geliyor falan gibi bir yorumlar geliyor. Aynısı TOG'a da yapıldı. Motoru Bosch'tan alınıyor yani Almanya'dan geliyor. İşte pili Çinlilerle üretiliyor. Efendim şurası şuradan geliyor, burası buradan geliyor. Arkadaşlar bakın günümüz ekonomik şartlarında bir otomobili ya da otomobili geçtim herhangi bir şeyi sizin %100 kendi ülkenizde, kendi üretiminizde yapmanız mümkün değil. Neden? Çünkü ekonomik olarak mantıklı olmayabiliyor. Örneğin Apple'ın iPhone modelini ele alalım. Ekranını başka bir yerden alırlar. İçindeki diğer komponentleri başka yerden alırlar. Apple'ın kendi ürettiği ürünler de var. Parçaları da var. İşlemciyi mesela kendisi üretiyor. Ama bunun dışındaki birçok parçayı farklı üreticilerden alır. Ama kimse Apple'a da ya işte bu Amerika'da üretilmiyor. Bu içindeki işte şu Kore'den almışsın. Ekranını şundan almışsın, bundan almışsın demiyor. Benzer durum otomobilde de vardır arkadaşlar. Evet otomobil bir ülkede üretilir ama onun içindeki parçalar farklı ülkelerden gelebilir. Bunun en temel sebebi şudur. Siz bir üretici olarak bir tane direksiyona ihtiyacınız var değil mi? O direksiyonu sizin oturup kendiniz yapmanız aslında mantıklı olmayabilir. Bu tarz özel üretim yapan fabrikalar var. Yani o direksiyondan 5 milyon tane üretiliyor ve dünya çapındaki birçok otomobil markasına gönderiliyor. Ya da disk diyelim. Yani fren diskinden bahsediyorum. Otomobildeki fren diskini üreten diyelim ki işte X marka var. Bu X marka 10 milyon tane üretiyor ve 20 farklı üreticiye veriyor aynı diski. Şimdi sizin bunu kendiniz yapmanız o diskin maliyeti size 1 liraya gelirken örnek veriyorum tabii rakamları. Sizin bunu kendiniz ürettiğiniz zaman 3 liraya mal olacak. O yüzden bu mantıklı değildir. Dünyada hiçbir üretici de %100 olarak bütün parçalarını kendisi üretmez. Burada önemli olan şey şudur arkadaşlar. Mülkiyetin size ait olması, o ürünün haklarının tamamen sizde olmasıdır. Apple, iPhone'la ilgili bütün hakları elinde tutuyor, kimseye de vermiyor. Bir dönem hatırlayanlar vardır belki, Apple, macOS işletim sistemine sahip bilgisayarların kullanım hakkını başkalarına vermişti ve farklı markalar da bunu üretmeye başlamıştı. Çok kısa bir süre sürdü bu durum. 1-2 sene devam etti ve ondan sonra asla böyle bir şeyle bir daha olmadı. Bugün siz eğer bir bilgisayar üretmek isterseniz ben içine macOS işletim sistemi kuracağım derseniz yapamazsınız. Kendi bilgisayarınıza yükleyenler var. PC'ye macOS yükleyenler var ama seri üretim olarak yapamazsınız, satamazsınız. İşte birazcık olaya böyle bakmak lazım. O yüzden TOG önemli bir girişim. Neden? Çünkü Türkiye'de bir otomobil üretiliyor ve mülkiyeti de kullanım hakları da Türkiye'ye ait olacak. Tabii ki bu kolay bir şey değil arkadaşlar. Elbette eksikleri olacak. Benim de eleştirdiğim tarafları var ki bence otomobille ilgili yani TOG üzerinde söylemiyorum bunu. Genel olarak Türkiye'de otomobil fiyatları aşırı pahalı. Bunun sebebi de hepimiz biliyoruz vergilerin yüksek olması arkadaşlar. Yani bugün bir Clio da alıyor olsanız, Polo da alıyor olsanız 500-600 bin liradan başlayan bir fiyat var ki çok mantıklı değil. Benzer durum TOG'da da 700-800-900 bin TL olacak. Gelen yorumların bir kısmı da bununla ilgili. Hani asgari ücretle bunu alabilecek miyiz? Düşük bütçeli insanlar bunu alabilir mi? Alamayacak arkadaşlar. Ama en azından şimdiki durum böyle. Belki ileride bir düzenleme yapılır. Bunlarla ilgili daha az vergi alınır ya da bazı kolaylıklar sağlanır. O tarafı bilemem. Benim kişisel fikrim TOG'la ilgili değil. Genel olarak söylüyorum. Türkiye'de otomobil fiyatları çok pahalı. Bunun bir şekilde devletimizin, hükümetimizin artık kim ilgileniyorsa bu konuda düzeltmesi gerekiyor. Bu benim kişisel fikrim. Ama TOG'un parçası yurt dışından geliyor. Bilmem ne. Bugün kime
gidip bakın, Volvo'ya bakın, Volkswagen'e bakın, Hyundai'ye bakın. Kimse bütün parçalarını %100 olarak kendisi üretmiyor zaten. Yani bunu söyleyenler ya bu işten anlamıyorlar ya da art niyetliler, onu söyleyeyim ben. Muhtemelen bu videonun altına da yorum yazacaklar. Şöylesin de böylesin de işte o parça orada üretilmiyor da bu parça burada üretilmiyor da. Arkadaşlar yani bunu bir kenara bırakalım. Bunlar boş tartışmalar. Bir yere de varamayız. Ne ben sizin fikrinizi değiştirebilirim ne siz benim fikrimi değiştirebilirsiniz. Bu girişim Türkiye için önemli bir şey ve bunu bir Türk vatandaşı olarak desteklememiz gerektiğini düşünüyorum. Ha alabilir miyiz? Fiyatı pahalı mı olur? Evet fiyatı yüksek. Türkiye şartlarında baktığımızda vergileri vesaire koyduğumuzda 900 bin lira kolay bir verilebilecek bir para değil. Alıyorsunuz bu arabayı kapının önüne koyuyorsunuz. Bunun vergisi var, kaskosu var, sigortası var, şusu var, busu var derken yani sahip olma maliyeti de oldukça yüksek olacak. Ve dar gelirli ya da orta gelirli grubun kolay kolay alabileceği bir otomobil olduğunu düşünmüyorum. TOG için söylüyorum bunları. Ama hani Clio'da almak isterseniz bugün 01 Clio'dan bahsediyorum. O da ucuz değil arkadaşlar. Yani burada devletimizin bir şey yapması lazım. İnşallah onu da yapar diye düşünüyorum. Ama meseleyi yerli değil diye yaklaşmak ya da yerlilik oranı şöyledir de böyledir de diye konuşmak çok mantıklı değil. Ha, ileride biz de motor üretebilir miyiz? Üretebiliriz. Batarya Türkiye'de üretilmeye başlandı. Bu arada iş ortaklığı şeklinde yapılıyor. Yapabilir miyiz? Tamamen %100 yerli yapılabilir arkadaşlar. Bunlar olmayacak şeyler değil. Ama ölçek ekonomisinde gerek yok. Siz bir marka oluşturduğunuz zaman zaten kimse onun içinde ne parça var diye bakmayacak arkadaşlar. Önemli olan markanın güçlü olması. Bunun için de zamana ihtiyaç var bu arada. Yarın üretim başladı işte hemen çok bilinen bir marka olmayacak. Bu uzun soluklu işler. 10 sene önce Samsung'u kim biliyordu arkadaşlar? 20 sene önce Apple nasıl yerdeydi? Bunlara bakın. Ondan sonra birazcık hani düşünmekte fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani benim fikirlerim böyle TOG'la ilgili. Ne zaman piyasaya sürülüyor belki onu merak ediyorsunuz. Şubat ayında ön sipariş alınacak ve Mart ayında da teslim edilecek. İlk yıl 20 bin adet üretim planlanıyor. Muhtemelen ilk yıl bu aracı almak isteseniz bile bulamayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü çok talep olur diye düşünüyorum. Ben alabilir miyim? Belki bunu merak ediyorsunuz. Yani 900 bin lira benim için de yüksek bir rakam. Açıkçası aklımda öyle bir niyet var ama o niyet gerçekleşir mi olur mu? Bu konuda çok emin değilim. Çünkü 900 bin lira benim için yüksek bir rakam. Onun da altını özellikle çizeyim. Bu arada etkinlikte şöyle de bir hediye verdiler bizlere. TOG ve Devrim Arabaları. Biliyorsunuz Devrim Arabaları da bir yerli girişim olmuştu. O zaman da çok tartışması oldu muhtemelen. 1961 yılında diye hatırlıyorum yanlış bilmiyorsam eğer. Şöyle koyayım da en azından şöyle bir göstermiş olayım sizlere. Şöyle bir tablo verdiler TOG hatırası. Bunu da inşallah Allah ömür verdiği sürece saklayacağım. Benim için heyecanlı bir gündü, güzeldi bir gündü. Orada olmak da benim için çok önemliydi. Türkiye'nin böyle şeyler yapmasını ben her zaman destekliyorum. Ve bu konunun siyaset üstü bir konu olduğunu düşünüyorum. Ve bir şekilde bir Türk vatandaşı olarak bu tarz girişimleri desteklememiz gerektiğinde altını özellikle çiziyorum arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda size TOG'la ilgili görüşlerimi aktarmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysem affola. Siz de fikirlerinizi yorumlarda paylaşmaktan çekinmeyin. Gerçekten de merak ediyorum bütün fikirlerinizi. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.